Vişnu oğlum. Tanrı en iyisini bilir. Evde olduğunu bilmiyordum. Mutlu ol, mutlu ol. Hoş geldiniz büyük anne. Nasılsınız? Ben iyiyim. Mutlu ol oğlum, mutlu ol. Ve Muktam'ı hayatı boyunca da mutlu et, olur mu? Mukta, büyük anneme su verir misin? Peki. Yo yo yo, ben kendim alırım. Burası benim de evim. Ne var bunda, ben alırım. Tanrı en iyisini bilir. Bu dolap bomboş. Elbise koymak için mi aldınız yoksa bunu? Büyük anne, siz ne zaman gidecektiniz? Ben giderim, merak etme. Tanrı en iyisini bilir. Muktam'ın kaderi bu boş buzdolabı gibi işte. Baksana, o Miti ile Akaş balayına Simla'ya gidiyorlar. Senin Muktam'ı bir yere götürecek paran bile yok oğlum. Muktam'ı bir yere götürecek olursan bana söyle, ben biletleri alırım. Büyük anne lütfen. Şansına bir prensesle evlendin. En azından ona bir hizmetçi hayatı yaşattırma. Büyük anne. Büyük anne, elimden geldiği kadar Mukta'yı mutlu etmeye çalışıyorum, inanın. Ben Vişnu'yla çok mutluyum büyük anne. Mukta kızım, elbette boş bir taraf vardır. İşte şöyle koyuverelim. Büyük anne, evimizdeki bütün kavanozlar gerekli şeylerle dolu. İhtiyacından fazlasını isteyenlerin hem kavanozları boş kalır hem de kalpleri. Muhtar. Mukta kızım, her şeyi öğrendin öyle mi? Ne oldu Vişnu oğlum? Sen zekisin. Söyle bakalım oğlum, haklı mıyım? Evet büyük anne. Mukta, büyük anneme çay yap. Çok güzel çay yapıyor. Boş ver Vişnu. Büyük annem belki de gariban çayını beğenmez. Büyük anne, ben 5 kilo yağ ne yapacağım? Evimizde yağ sadece dua ederken kandili yakmak için kullanılıyor. O kadar da bizde var zaten. Vişnu bana nasıl dua edileceğini öğretti bile. Abi. Abi sen bunları ailene götür, olur mu? Doğrusu evimizdeki yemek o kadar tatlı ki bizim şekere bile ihtiyacımız yok. Ve bu severek getirdiğin çikolatalardan sadece bir tanesini alıyorum. Büyüklerimize saygısızlık etmemeliyiz. Vişnu öyle söylüyor. Bu dersi ondan aldım ben. Al hadi. Sanki ben sana hiçbir şey öğretememişim gibi konuşuyorsun. Ne biliyorsan ondan öğrendin. Öyle mi yani? Ha? Tanrı en iyisini bilir. Büyük anne,
Büyük anne, en azından bir çay iç öyle git. Mukta. Büyük annem evin büyüğü. Ona bunları söylemeye ne gerek vardı? O benim büyüğüm, bu yüzden ona saygı duyuyorum. Ama kocama saygısızlık yapılması, bu asla kaldıramayacağım bir şey. Haksız mı? Doğru söylüyor. Seni hala balayına götüremedim ben. Sen ofisten geri dönerken bana bir gül getir, işte o bana yeter. Ve o balayı olarak geçer. Hadi şimdi ofise geç kalıyorsun. Gülümse hadi lütfen. Kocaman bir gülümse. Evet, evet. Hadi. Hoşça kal. Çıkarma, yoksa üşütürsün, tamam mı? Eğer üşürsem sana sarılırım, olur mu? Deli. Miti, bir kere ayağa kalk lütfen. Akash, ben bunu yapamıyorum. Çok uğraşıyorum ama bilmiyorum, ayaklarım destek olmuyor. Benim için bir kere dene lütfen, olur mu? Hiç denemediğimi mi sanıyorsun Akash? İnan çok deniyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum o gün nasıl ayağa kalktım. Ondan sonra bir daha hiç kalkamadım işte. Bir kez olan ikinci kez de olabilir. Göreceksin. Çok yakında bu tekerlekli sandalyeden kurtulacaksın. Bakın Bay Bakteni, Yuvan Holding sadece orijinal ürünlerle çalışıyor. Siz siparişinizi bana verin. Sonrasında ben CEO'muzla görüşüp randevu ayarlayacağım, olur mu? Maalesef şu anda meşgul efendim. Bakın sürekli şimdi olmaz, şimdi olmaz diyorsunuz. Bu ne böyle? CEO'nuzun müşterisiyle konuşmaya bile vakti yok mu yani? Bakın ben onunla görüşmek ve konuşmak istiyorum. Lütfen bana bir randevu ayarlayın. Üzgünüm efendim. Ama şu anda meşgul, müsait olur olmaz. Sizi görüştürürüm, olur mu? Teşekkür ederim. Neden sürekli müşterilere beyefendi meşgul demem gerekiyor ki? Bu şirketi araştırdın mı? Patronunla tanıştın mı? İki gün önce işe girdin ve performansına bakarak maaşını tam iki katına çıkardılar. Bir de terfi. Muhtar, terfi etmene çok sevindim. Ama bütün bunlar bana normal gelmedi. Vişnu haklıydı. Patronumla mutlaka tanışmam gerekiyor. Bu bana da hiç normal gelmiyor açıkçası. Neden ortaya çıkmıyor olabilir? Hangi düşüncelere daldın Muku Muku? Beni düşünüyorsun, öyle değil mi? Düşün. Daha çok düşün. Ben de bunu istiyorum.
Al bakalım. Akash, ben çocuk değilim. Ayıyla oynayayım. Bunu dikkatli sakla. Çocuğumuz olduğu zaman işimize yarar. Ben yılandan çok korkarım. Biliyor musun, ben yurttayken kızlar beni korkuturlardı. Yılan yılan derlerdi. Adını bile duyunca çok korkardım ve hemen oradan kaçardım. Bir anda olan bazı şeyler egzersizle olmayabilir. Dediğiniz gibi karınız kriket oynarken ayağa kalkmış. Bunun gibi bir örnekten bahsediyorum ben. Hem zaten hastanın bir motivasyona ihtiyacı var, değil mi? Bazen bir korku ya da tehlike hastanın vücudunda bir harekete yol açar ve hasta aniden yürümeye başlar. Akash, müzeyi merak ediyorum. Ben müzeye gitmek istiyorum. Biliyor musun, okuldayken her hafta sonu müzeye giderdik. Uzun süredir müzeye gitmiyorum. Hadi. Miti, şöyle yapalım. Sen müzeye git, ben geliyorum. İşin doğrusu evdekiler için alışveriş yapmalıyım. Senin için, kendim için, anneannem için. Şöyle yapalım. Siz gidin, ben geliyorum. Sankrant, sen Miti'yi müzeye götür. Ben hemen geliyorum. Tabii ki. Yengem nereye gitmek isterse götürürüm. Hadi Ambika. Teşekkür ederim. Akash Miti'yi yalnız bırakıyor. Eminim ters bir şeyler var. Abi. Buyurun, ne istiyorsunuz? Şuradaki sahte yılan var ya, onu gösterir misin? Tabii ki. Sahteydi. Bunu neden yaptın? Aynı gerçeği gibidir efendim. Çocuk için mi istiyorsunuz? Yengem seni bekliyordur enişte. Bu yılan niçin? Birini mi korkutacaksın? Kimseye söyleme. Aslında bu yılanla Miti'yi korkutmak istiyorum. Düşünüyorum da yılanın korkusuyla Miti ayağa kalkabilir belki. Yürüyebilir. Doktor da öyle söylemişti. Denemekten ne çıkar ki? Al abi. Hadi. Teşekkür ederim enişte. Şimdi işimi kolaylaştırdın. Bu yılan yengemi yürütmekte değil, sonsuza kadar uyumasında faydalı olacak. Mukta,
Beyefendiyi bu şekilde rahatsız edemeyiz. Ama o beni terfi ettirdi. İkramiye, maaş zammı. İki günde bir sürü şey verdi bana. Bir kere onunla görüşüp teşekkür etmek istiyorum. Hepsi bu. Beyefendi seninle görüşmek istediğinde sana haber verir. O zamana kadar beklemelisin. Ama ben hemen görüşmek istiyorum. Eğer bu şirketin CEO'sunun kim olduğunu ve beni kimin terfi ettirdiğini öğrenemezsem bu pozisyonda kalamam. İşe daha fazla devam edemem. Ve hemen bugün istifamı imzalarım. Tamam. Yuvan. Yuvan Sink. Beni tanıdın mı? Evet. Siz bu şirketin CEO'susunuz, değil mi? Kesinlikle doğru tanıdın. Harika bir geleceğin var. Benimle. Ve bu şirketle. Bayan Nokta Kaşya. Tanıştığıma memnun oldum. Çalışmanda bir azim görüyorum. İşe yaklaşımın, sonuçların ümit vaat ediyordu. Eğer bir sorununuz olursa doğrudan odama gelebilirsiniz. Kimseye sormanıza gerek yok. Tamam mı? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Düşmanın tam karşındaydı Nokta. Ama sen onu tanıyamadın. Yuvraç Sink Bundele hayatına geri döndü. Eğer zehirli bir yılan ayarlayabilirsen, benden bunun iki katını alırsın.
Aman Tanrım, umarım otobüsü kaçırmam. Girin. Bayan Mukta Kaşyap. Evet efendim. Efendim yok. Bana Yuvan diyebilirsin. Yeni bir ürünün tasarımı bu. Sadece bakıp ne düşündüğünü söyle bana. Sözleşmeyi bitirmem gerekiyor. Al bakalım. Ne oldu? Eve mi gitmek istiyorsun? Hayır efendim, ondan değil. Ben hemen bakarım. Güzel. Sadece bu iş kaldı. Bitirince eve gidebilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Maaş arttığına göre mutlaka daha fazla çalıştırıp karşılığını alacak tabii. Beni burada yalnız bırakıp eve gitmek için ne kadar acele ediyorsun? Muku muku. Abi bak falcı. Hey Sankrant. Sen bunlara inanıyor musun? Kendi geleceklerini bilmiyorken bizimkini nasıl söylesinler? Abi geleceği öğrenmek isteyen kim? Ben muhabbetlerini seviyorum. Hadi gel de bir bakalım. Değil mi yenge? Evet Akash. Sankrant doğru söylüyor. Eğlenmek için geldim buraya. Hadi. Ah Miti. Ben böyle şeylere inanmıyorum ki. İnansan da inanmasan da. Yengemin geleceği için gel. Baksana. Yengemin geleceği ne kadar da parlak. Akash lütfen gel. Ambika da söylüyor bak. İnan bana çok eğleneceğiz. Miti, ne zamandır bu sepeti tutuyorsun? Ver hadi bana. Tamam canım tamam, ben hemen geliyorum. Hadi yenge gidelim. Evet hadi. Abi. Söyle bakalım. Gel. 300 rupiye bakmayı kabul etti. Önce kim gösterecek? Yenge, herkesten önce sen göster. Adın ne? Miti. Miti. Hadi papa. Canım, ben bir dakika babamla konuşup geliyorum. İki kere aramış çünkü. Tamam. Söyle bakalım. Karımın geleceği nasıl? Alo. Burada papağanlı bir falcı var. Hemen buraya gel. Vay canına, çok güzel, çok. Harika. Geleceği çok iyi. Sorunlar çıkacak. İnişler çıkışlar olacak. Ama sen annen gibi bütün sorunları, engelleri aşıp yoluna devam edeceksin.
Bakalım şimdi seni kim kurtaracak Miti? Seni kim kurtaracak Miti? Benim papağanımın söylediğine göre tam 5 tane çocuğun olacak. 5 mi? 5'miş yine az dedi. Kes sesini. Senin ismin ne evladım? Akash Katerci. Akash. Hadi gel bakalım papağan. İşte papağan geliyor. Akash'ın kısmetinde ne varmış bakalım. Aferin, aferin. Bakalım senin için ne yazıyor? Karda ve siste gelen, karda ve siste döner. Daima bundan uzak dur. Ne demek istiyorsunuz? Sen sisli ve karlı bir çukur gördün, öyle değil mi ha? Bir kere o sisli çukurun içine girdiğin zaman sonsuza kadar kaybolursun. Daima çukurdan uzak dur, yoksa felaket. Anladın mı? Söylediğinizden hiçbir şey anlayamadım ben. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Ben söylemem gereken her şeyi söyledim. O kadar. Sen bu konuda dikkatli ol evlat. Daima sisten ve çukurdan uzak dur. Bakın şu söyleyeceğim şeyden alınmayın. Ama ben bu tür şeylere inanmıyorum. Benim annemin evinde de dayım yıldız falı bakardı. Ama ben bu şeylerin hiçbirine inanmıyorum. Kızım, sen daima kocanın yanında dur. Sen onun koruyucususun. Koruyucu. Yenge, senin esas derdin ölüm olacak. Ama ne zaman olacak, onu sen sor. Şimdi sıra bende. Buyur kızım, senin adın nedir? Ambika. Ambika. Dışarı çık papağan, gel. Ambika'nın kısmetinde ne var bakalım. Güzel. Senin kısmetinde ne varmış? Hey, senin bir evliliğin bitiyor, başka bir evlilik başlıyor. Senin kaderinde birden fazla evlilik görünüyor. Buyur bakalım amca. Tam 300 rupi. Siz karımın kısmetini söyleyerek aynı zamanda benim kısmetimi de söylediniz. Tanrı ne diliyorsa o gerçekleşsin. Mesut ol evlat. Unutma evlat. Söylediğim şey aklında bulunsun. Sisten ve çukurdan uzak dur. Hadi gidelim. O sepeti ben taşırım. Hey Sakrant. Sen onu bırak olur mu? O sepeti ben taşırım, merak etme. Niye boşuna zahmet ediyorsun? Sonuçta dizimin üstünde duracak, değil mi?
Evet. Sen bana getir. Gidelim mi? Hadi. 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 Gençler, ben geldim. Nerede kaldın? Kusura bakmayın, geç kaldım. Sorun yok, İleride sorun yok. İleride çok tamam. Trafik vardı. Bir çay söyle de içelim. Ya bir çay versene. Bisku şimdi evdedir. Beni bekliyordur. Kesin bana çok kızacak. Yarından itibaren eve en geç saat 7'de döneceğim. Patrona bunu söyleyeceğim. Benim için gece bu saatlere kadar kalmak imkansız. Merhaba. Seni evine bırakayım mı? Hayır. Teşekkür ederim efendim. Otobüs birazdan gelir zaten. Ben otobüste dönebilirim. Dikkat et. İyi geceler. Hey, ne diye otobüs bekliyorsun ki? Ben buradayım ya. Anlaşılan yenge bana biraz sinirlendi. Hey yenge! Gel kardeşim, şunun yanına gidelim. Hey yenge, nereye? Yenge, ne diye otobüslerle uğraşıyorsun ki? Benim motor seni götürür. Sinirlendiğin zaman da çok güzel oluyormuşsun. Ben seni motorla bırakırım. Bir kere baksaydın bari. Seni eve bırakayım mı? ...210 ve 215 numaralı odaların anahtarlarını alabilir miyim? Buyurun efendim. Hadi. Şimdi hepimiz odaya gidelim. Hem biraz ısınırız hem de yemek siparişi veririz. Benim karnım çok acıktı. Sen acıktın değil mi? Miti... sepette elma var. Sankranta versene. Tamam. Ah tanrım, umarım Miti o yılanı göreceği zaman korkudan sıçrayıp yürümeye başlar. Yenge, şu an elma yemeye gerek yok. Yemek yiyeceğiz nasıl olsa. Sankrant, senin karnın aç. Bir elma ye bari lütfen. Şimdi yemek sipariş edersek yemeğin gelmesi en az yarım saati bulur. Evet, o yemeğin gelmesi biraz uzun sürer. Sen elmanı ye. Bir saniye bekleyin. Yenge, beni daha ne kadar bekletmeyi düşünüyorsun? Elini sepetin içine sal. Çığlığını duymak için sabırsızlanıyorum. Yenge!
Ben bu elmayı nereye koydum? Bu elma nereye gitti böyle? Al bakalım. Teşekkür ederim yenge. Gidelim mi Akaş? Evet, gidiyoruz. Büyük gerilimiz bir kez daha kurtuldu. Nokta. Nokta eve gel. Nokta gelmek istemiyor. Seni sözde al. Sen çok cesursun. Yabancı birinin arabasına bindin. Ama siz yabancı değilsiniz ki. Siz benim patronumsunuz. Doğru. Benimle daha bugün tanıştın. Ama hemen arabama bindin. Bu arabanın kapılarının otomatik olarak kilitlendiğini aklına bile getirmeden arabaya bindin. Hiç gazetede mi okumuyorsun? Bu yol çok ıssızdır. Araba geçmez. İnsanlar geçmez. Burada telefon bile çekmez. Yani bu demek oluyor ki sen artık tamamen kayıpsın. Efendim, ne oldu? Hiçbir şey. Sadece şaka yapıyordum. Özür dilerim, ben şey... Benim böyle deli gibi şaka yapma huylarım vardı. Ama ben çok korktum. Merak etme. Bana kesinlikle güvenebilirsin Nokta. तुम पे मरते हैं तुम हम पे मरते हो हम अपने मोहब्बत का ऐलान करते हैं हम तुम पे मरते हैं तुम हम पे मरते हो Çok iyiydi Sankrant. Harikaydı Sankrant. İkinizi bir arada görmekten çok mutlu oluyorum. İkinizi bir arada görmekten bense hiç mutlu değilim.
Hadi sizin sıranız. H ile başlayın. H mi? H harfi... Hamdum, hamdum, hamdum. Sansoo ko sansoo mein dhalne do zara. Dheemi si dhadkan ko badhne do zara. Lamhon ki guzarish hai ye. Paas aa jaye hum. Hum tum aankhon mein humko utarne do zara. Peki o yılan nereye gitti? Yoksa öldü mü? Sepette elma var. Sankranta versene. Al bakalım. Eğer o elmayı çıkarırken yılan ısırsaydı, şu an bu romantik şarkı söylenmeyecekti. Sadece ağıtlar söylenecekti. Me. Me harfi mi? Me harfinden. Tik tak bir. Tik tak bir. Mene pyar tumhi se kiya hai. Mene dil bhi tumhi ko diya hai. Ab chahe jo ho jaye, main duniya se ab na daru. Tujhi se main pyar karu. Main duniya se ab na daru. Tujhi se main pyar karu. Çok güzel. Harikaydı Ambika. Gördün mü ufaklık? Ambika seni ne kadar da seviyor. Ben yarın ve öbür gün için görülecek yerlerin planını yaptım. Bakın şimdi size haritayı göstereceğim. Sonra bakarız olur mu? Onu yarın hallederiz. Evet. Hayır yenge. Sadece 2 dakikamızı alır. Ben istiyorum ki madem buraya hep beraber geldik, o zaman her anın tadını çıkaralım. Ambika dur. Üstüne şala. Dışarısı çok soğuk. Çabuk gel tamam mı? Ha? Daha ne kadar beklemem gerekiyor? Elini o sepetin içine koymuştu. Ama ona rağmen kurtuldu. İşte. Artık evine geldik. Teşekkür ederim efendim. Efendim yok dedim. Sadece yuvan. Ama siz benim burada oturduğumu nereden biliyorsunuz? Ben size daha önce bunu söylemedim ki. Mutlu seneler! Mutlu yıllar! Yeni yıl, yeni yıl, hoş geldin bize! Başvurunda. Senin başvurun bana gelmişti. Orada adresin yazıyordu. Çalışanlarım hakkındaki her şeyi öğrenmek benim alışkanlıklarım. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Hapishanede demir parmaklıklar ardındayken senden başka hiçbir şeyi düşünmedim Mukta.
Bakar mısınız? 210 numaralı odanın anahtarını bir yerde unuttum. Lütfen yedeğini alabilir miyim? İşte, buyurun. Teşekkür ederim. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani